olarak 3 önemli özelliği var. Hibrit bir sistem. Hem karada hem havada görev yapabiliyor. Kapalı ortamlarda görev yapabiliyor. Üzerindeki modemler aracılığıyla belli yerlerde bırakmak suretiyle kapalı ortamda görevini uzun süre sürdürebiliyor. Engel algılama sensörleri çok fazla sayıda. 360 derece boyunca engelleri algılayıp kendi otopilotu sayesinde tamamen kapalı ortamı ortalayarak görev icra edebiliyor. Daha çok yerden gitmesini tercih ediyoruz görev süresini uzatmak için. Bir engelle karşılaştığı zaman havalanarak bu sistem o engeli aşabiliyor. Bir yavru drone'umuz var. Bu yavru drone'da kapalı ortamda daha dar alanlar varsa daha içerilere nüfuz etmek üzere tasarlandı. Hem ana drone'umuzda hem yavru drone'umuzda elektrooptik ve infrared sensörlerimiz var. Böylece karanlıkta ya da ışık olduğu ortamda görüntü alabiliyoruz. Nesne ve obje tespiti yapabiliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bir ürün kısa zamanda da tamamen testlerden geçerek kullanıma hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Görev süresi hibrit olduğu için kullanıma göre değişebiliyor açıkçası. Yani yerde çok uzun süre görev yapabilirken havada yaptığı görev biraz daha sınırlı oluyor. Yani bunu biz şu anda 8-10 dakika diye düşünebiliriz. Ama yerde çok uzun süre görev yapabiliyor. Bu ürün şu anda kritik tasarım aşamasını tamamladı. Prototip ürünlerimizi ürettik. Bu prototip ürünler üzerinde test ve iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Yani tasarımda bazı iterasyonlar yapıyoruz. Performansını iyileştirmek üzere. Niyetimiz önümüzdeki senenin ilk 3-4 ayı diye düşünebiliriz.